Evet sevgili seyirciler, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek telefon hattımızda. Merhabalar efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, yeni ittifak arayışında hangi isim, iki isim dışlanacak başlığı yer alıyordu bugün yazınızda. Bugün saat 16'da gerçekleşecek görüşme öncesinde sizde güçlü kulis bilgileri var. Yazınızda detayları var ancak daha ayrıntılı kulis bilgilerini lütfen sizden alalım. Evet, aslında büyük bölümünü yazdım. Ama tabii hani yazının uzunluğu bakımından çok detay falan yazılamıyor. Şunu söyleyebilirim. Bir takım anketler yapılıyor uzun süredir. MHP aday gösterirse ne olur? MHP aday göstermezse ne olur? Bu saydığımız 3 şehirde de MHP'nin aday göstermesi halinde %10 bandında, yani %10 bandının hatta üstünde kayıplar olabiliyor. Bu da tabii AK Parti'yi çok zor durumda bırakıyor. Yani mesela İstanbul'u ele alalım. Son seçimde %47 almıştı. Karşılığında CHP %40 almıştı. Bu %47'nin bir bölümü Kadir Topbaş'tan kaynaklanıyordu. Kadir Topbaş'ın kişisel oyu olduğuna dair bir değerlendirme de var. %5'inden fazlası da MHP'den gelmişti. MHP'nin içindeki muhafazakar milliyetçi kesimden gelmişti. Ve işte geride de %5 civarında bir MHP oyu kalmıştı. Şimdi bu çerçevede, bu dönemde de AK Parti içinde bir oluşan rahatsızlık MHP'ye kaymakta. Yani sadece MHP kökenliler partilerine geri dönüyor demek doğru olmaz. Aynı zamanda AK Parti'nin muhafazakar milliyetçileri de yani partilerinden rahatsız olduğunda nereye oy verirler? MHP'ye oy verirler gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bu da AK Parti mesela İstanbul'da MHP aday gösterdiği takdirde en az %10 kaybeder gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. İşte CHP de İYİ Parti ile ittifak yaparsa HDP'nin tabanı Büyükşehir Belediyesi'nde CHP adayına oy verirse İstanbul'u kaybetme riskinin olduğu anlaşıldı. Benzer bir şey Ankara'da da geçerli. Eğer İYİ Parti, MHP kendi adaylarını gösterirlerse AK Parti ile birlikte burada sağ 3'e bölünmüş olacak. Hatta Saadet Partisi'ni de katarsak 4'e bölünmüş olacak. Böyle bir çekişmeden tıpkı 94'te Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u kazanması gibi %24 oyla Ankara'da da işte CHP %26, %30 oyla bile kazanma ihtimali söz konusu olabilir. Bütün bunları hesaba katarak AK Parti 23 Ekim'de Bahçeli'nin kapattığı ittifak dosyasını yeniden açmayı talep etti. Bu talep dün Bahçeli de konuşmasında gazetecilerin soruları üzerine ifade etti. AK Parti'nin davetiyle başlayan bir süreç oldu. Hani evet. Dedi ya davet sahibi belirler gündemi. Gündemi. Dolayısıyla bu davetin oradan geldiğini, dosyayı kapatan MHP'nin hala aynı noktada durduğunu gösteriyor. O noktada neydi? Bahçeli söylemişti zaten. Bir önceki yerel seçimlerde kazandığımız şehirleri elimizde tutmak, yenilerini eklemek istiyoruz demişti. O illerin başında da 3 tane büyük şehir geliyor. Manisa, Adana ve Mersin. Şimdi Manisa'yı zannetmiyorum çünkü İzmir'de zaten kazanma ihtimali görmüyorlar çok fazla. Evet. Ama Mersin'de ve Adana'da MHP'ye böyle bir geri adım atabilir AK Parti. Şimdi 23 Ekim'de Cumhur İttifakı'nın yerelde sürmeyeceğini açıklamıştı Bahçeli. Ki o zaman da aslında konuşulan hep Bahçeli'nin gündemi belirlediydi ama bu kez Bahçeli'nin eli daha mı güçlü bu pazarlık masasında? Tabii ki. Yani Bahçeli bir gerçeği gösterdi. Şimdi Bedrettin Dalan ismi nereden çıktı anlaşılmadı bile. Ama sadece MHP'nin Bedrettin Dalan'ı İstanbul'da ya da Melik Gökçe'yi Ankara'da aday göstermesi halinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını hepimiz gördük. Yani orada çok güzel bir siyaset mühendisliği yapıldı ve AK Parti'ye MHP tarafından bakın işte yani sadece iki şehirde iki tane isim açıkladığımızda siyaset denklemi nasıl bozuluyor mesajı verildi. Şimdi haliyle bu ciddiye alınmayacak bir şey değil yani İstanbul'da
MHP'nin %10 üzerinde oy alması ki kamuoyu anketlerinde %14 civarında görünüyor MHP Türkiye genelinde şu anda. Denklemi alt üst ederdi ve Bahçeli burada bence bir satranç oynadı ve kazandı. Evet. Şimdi İstanbul ismi henüz diğer partilerden de netleşmiş değil ama Ankara'da biraz sanki netlik var gibi mi? Yani Mansur Yavaş'ın dün yaptığı açıklamalarda %100 kazanacağım diyor mesela kendisi. Valla AK Parti cenahı kesin. Yani ÖSAS'taki artık aday ÖSAS'taki olmuş evet. görünüyor. Kendisi Maalesef istemiyor gibi bir hava var ÖSAS'ekinin kendisinin istemediği ancak olmaz Erdoğan şey dedi. tarafından. Yani biz Bismillah der başlarız dedi. Dolayısıyla da hani mutlaka aday olacaktır. Ben aksini beklemiyorum. Onun karşısında muhalefet kimi çıkaracak? Burada o önemli. Mansur Yavaş biraz böyle rozetsiz olayım işte İyi Parti deme olursa vesaire falan bunları söyledikçe CHP tabanında tepki çekiyor. Evet. Bugün Kale Yalçın'ın açıklamaları var partili olmalıdır diye. Yani CHP'li olup kazanıp rozetini çıkarması başka bir şeydir. Belediye başkanları zaten bunu yapabilmeli. Bir belediye başkanı bütün şehrin belediye başkanıdır. Onun için rozet çıkarması normal ama yarışacaksa, aday olacaksa bir partinin oyuna güveniyorsa o partinin rozetini takmaktan da çekinmemesi lazım. Mansur Yavaş'ın bu alanda bir sıkıntısı var gibi görünüyor. Ama Kılıçdaroğlu gördüğüm kadarıyla B planlarını da işte BC planlarını da devrede tutuyor. Parti içinden de aday gösterme durumu söz konusu olursa kimi? Topel Yıldırım ismi sanıyorum Evet, yine ben onu kulislere da yansıyan duydum. bir diğer isim. Bülent Kuşoğlu ismini de duydum. Yani CHP'nin Ankara milletvekillerinden belediye başkanlığı adaylığı, mesela Levent Gökparti TBMM başkan vekili oldu ama sonuçta TBMM başkanı İstanbul'a aday oluyorsa başkan vekili de Ankara'ya aday olabilir pekala. Hani Kılıçdaroğlu bir taraftan da Mansur Yavaş'a alternatifsiz olmadığını söylüyor ama hala A planı Mansur Yavaş. Evet. Çünkü ÖSAS'taki iddialı bir isim. Yani onun karşısında onun kadar iddialı birini koymak durumunda muhalefet. Aksi takdirde zorlanabilir. ÖSAS'taki Melih Gökçek'ten daha mı güçlü? Değil Ankara'da. Melih Gökçek'in bir kişisel oyu da var. 25 yılın yarattığı bir kişisel oyu da var. Yani Melih mevcut koruyor Gökçek'ten diyorsunuz oyunu Melih Gökçek. kişisel oyunu, partiyle Kişisel birlikte oyun. aldığını kastetmiyorum. Yani Evet. eğer %40'ın üzerinde oy alıyorsa onun %30'u AK Parti seçmeninden geliyordur. %10'u Melih Gökçek olduğu için veriyordur. Bunu kastediyorum. Dolayısıyla hani ÖSAS'taki Gökçek'ten daha güçlü bir adaymış gibi bir algı doğru değil. Ama netice itibariyle çok güçlü bir aday. Kayseri deneyimi var, başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirmiş. Ve AK Parti'de de güçlü bir konumda. Dolayısıyla muhalefetin de onun karşısına aynı ağırlıkta bir aday koyması lazım. Yani Mansur Yavaş onun için öne çıkıyor çünkü %44 oy aldı. Hatta işte kazandığını iddia etti ve bir takım sandık oyunlarıyla kaybettirildiğini söyledi. YSK'nın önünde bir mücadele verdi vesaire. Dolayısıyla hani böyle bir iddiası var. Onun için de Kılıçdaroğlu zorlayacaktır onu. Ama bu gidişle yani o açıklamalarla ya da İYİ Parti ile CHP'yi böyle yarıştırma vesaire gibi bir ortamda kaybedebilirdi. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Zeyrek aktardığınız bilgiler için çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Herhangi bir ittifak Deniz Zeyrek yeni ittifak arayışında hangi iki isim dışlanacak başlığıyla ittifak yayımlanan niyetiniz yazısında AKP ile geldiğiniz bu MHP aşamada arasında artık yeniden kalmamıştır. kurulması beklenen ittifakı değerlendirdi. Yapılan anketlere göre Seçimlerde muhalefet madem ki ittifak yapar ve MHP tek başına güçlü adaylar çıkarırsa AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetme riski ortaya çıkıyordu diyen Zeyrek, Erdoğan bu riski ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. ÖSAS'a MHP ile yeniden temasa geçme talimatı verdi. Kendisi de Bahçeli'yi davet etti.
Görüşmeden sonra ÖSASEK ile MHP'li Sadir Durmaz'ın görüşmeleri başlayacak ifadesini kullandı. Zeyrek Bahçeli istemediği için mi, bir daha yol kazası yaşanmasın diye mi çözemedim ama yeni süreçte Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ devre dışı tutulacakmış iddiasını ileri sürdü. Deniz Zeyrek ayrıca AK Parti tarafının MHP'den İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeme kararını yeniden hayata geçirmesini isteyeceğini söyledi. Etimesgut'ta bir açılışta yaptığı konuşmada Mersin, Adana, Manisa başta olmak üzere mevcut belediyeleri kaybetmek istemediğini ortaya koyan Bahçeli, bu kez görüşmeye ittifak satrancından zaferle çıkmış, oylarını arttırmış bir şekilde daha güçlü girecek ve bu 3 ilde aday gösterilmemesini isteyecek. Daha önce biz o şehirlerde nasıl aday gösterme izleyen AK Partililer, bu kez İstanbul ve Ankara için Mersin ve Adana'dan vazgeçilebileceğini konuşmaya başladı. Buna karşılık İzmir için Manisa'dan vazgeçilmesi beklenmiyor, dedi.